Durumu nasıl? Şimdilik daha iyi. Biraz sessizdi ama bu da 3 ay hastanede olan biri için oldukça normal bir durum efendim. Efendim, Londra bizimle iyi işbirliği yaptı. Peki ya ayakları? Ayakları nasıl? Şimdilik yürüyemez. Eklenen ayak bedene tamamen yapışana kadar biraz zaman alacaktır ama durumu gayet iyi görünüyor. İzin vermemem gerekiyordu. Onlar bütün işleri planlamışlardı. Ne yapabilirdim ki? Belki de doğru söylüyorlardı. Fakat bunların hepsi bir plansa ne yaparız? Endişe etme, her şey düzelir. Bu işin içinde bir iş var. Kim demiş ki Siyonistler bedavaya hizmet eder? Bunlar Yahudiler için karşılıksız iş yaparlar ancak. Peki bunlar o küçük kızın canından ne isteyebilirler ki? Ben Siyonistler tarafından tutuklanan insanlar gördüm. Onların hiçbiri evlerine geri dönemediler. Ama bu çok farklı. Biri küçük bir kız, diğeri ise ihtiyar. O doktorların ne işine yarayacak? Belki endişelenmemize gerek yok. Endişelenmemeliyiz. Birleşmiş Milletler görevlilerinin durumu tamamen şüpheliydi. Ben bilmiyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hiç kimse seni suçlamıyor. Hepimiz neler olduğunu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Bana sorarsanız durumu İsmail'e bildirmek gerekir. Ne olursa olsun onun kardeşi. Evet, doğru, haber vermeliyiz. Biz üzerimize düşeni yapalım. Kendi kanalımızla araştıralım. Bağımsız yayın organlarıyla olayı gündeme getirelim. Umarım bu yolla Abdurrahman ve... Ebu Hamid! Ne oldu? İsmail büyük bir iş yaptı. İsmail mi? Evet, İsmail ispiyonculardan birini iş başındayken yakaladı. Buraya getiriyor. Gidebilirsin. Tamam. Hanım, sen dışarı çık da gelince ona yol göster. Anlaşıldı. İsmail. Yürü. Hadi sok. Çabuk kapıyı kapat, çabuk. Gir içeri. Bizim hakkımızda İsraillere bilgi verirsin ha. Bir gün yakalanacağını hiç düşünmedin değil mi? Yürü bakalım. Vatanına ve vatandaşlarına ihanet edersin, öyle mi? Yasir, sen misin? Casusluk mu yapıyorsun? Yalan söylüyorlar Ebu Hamid. Sen beni tanırsın. Bunların hepsi yalan. Elinizde ne delil hiçbir var? Hiçbir şey. Bunlar benim durumumu kıskanan insanlar. Sen neler söylüyorsun? Peşinde olduğumuzu anlayınca bunu üzerinden attı. Beni çok şaşırttın Yasir. Niçin? Keşke ihanet etmeden önce 17 yaşındaki kardeşini hatırlasaydın. Şu geçen yıl Siyonistlerin boynunu vurdukları kardeşini. Bizleri unuttun. Hadi bizi bir kenara koy. Topraklarını unuttun. O Yusuf'un ölümüne neden oldu. Daha yeni çocuğu olmuştu. Bence öldürülmesi gerek. Benim Yusuf'un öldürülmesinde bir günahım yok. Öyleyse Birleşmiş Milletler kıyafetli o adamlar hakkında bir şeyler biliyorsun. Konuşmaya gerek yok. Beynine bir kurşun sıkıp işini bitirmek gerekiyor. Zehra'yı niçin götürdüler? Sabredin. Acele karar vermeyin. Biraz bekleyin bakalım. Ondan öğrenmemiz gerekenler var. Onun yargılanması gerek. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Aşağı götürün. İsmail, sen kal. Seninle biraz konuşalım. Ne var? Ne oldu? Bir şey yok. Endişe edecek bir şey yok.
Abdurrahman amca ve Zehra hakkında. Gerçek şu ki... Çok endişeliyim. Zehra'nın gözlerindeki rahatsızlık o kadar ciddi miydi? Bilmiyorum. Zeynep, bunu Kızılaç veya Birleşmiş Milletler kanalıyla araştırmak mümkün. Bence bu olay biraz şüpheli. Doğrusu ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Ne yapacağımı bilemedim. Dört çocukla Rahman amca oradaydı. Ben de ne yapacağımı... Gerçekten bilmiyordum, gerçekten. Hayır, senin bunda bir suçun yok. Sanırım işin içinde bir komplo, bir oyun var. Toplantıya gitsek iyi olur. Belki de bizim adamlarımız herhangi bir haber getirmişlerdir. Her an yeni gelişmeler ve yeni haberleri beklemek gerek. Hadi gidelim, hadi. Değil mi? Hadi gidelim. Dede, buradan giderken buradaki yemek ve tatlılardan biraz arkadaşlarıma götürebilir miyim? Zehra kızım, arkadaşların aç mı ki götürelim? Onlar aç değil ki. Doğru, aç değiller ama ben onlara burada neler yaptığımı ve neler yediğimi söylersem onlar bana inanmazlar. Onun için götürmek istiyorum dede. Götürebilir miyim? Bana bakın hanımefendi. Bizi buraya getiren adamları görmek istiyorum. Anlıyorsun değil mi söylediğimi?
kimse bana burada neler olduğunu söylemeyecek. Biz neredeyiz? Bizi niçin getirdiler buraya? Burası neresi? Sana söylüyorum hanımefendi. Bir şey mi istiyorsun? Neden kimse cevap vermiyor? Anlayamıyorum. Bizi neden buraya getirdiler? Senin kulakların zayıf duyuyor galiba. Burasının karantina olduğunu daha önce söyledim sana. Karantina olduğunu biliyorum. Ama bizim şu anda Kızılaç kontrolünde bir hastanede olmamız gerekiyordu. Bana buranın hastane olduğunu söyleme. Biliyorum hastane değil. Burası karantina. Niçin karantina? İçeri gir ve kapını kapat. Rahman dede, neden sinirlisin sen? Bir şey yok kızım, sen uyu artık, yat hadi. Tamam. Bize ancak Allah yardım edebilir. Ne oldu? Canım çok sıkılıyor efendim. Bunların kokusu bile beni rahatsız ediyor. Sana problem mi çıkarıyorlar? İhtiyar şüphelenmeye başladı. Ve hiç rahat durmuyor. İzin verirseniz eğer onu... Aptallık yapma. Ben o kızı tamamen sağlam ve sağlıklı istiyorum. O ihtiyarın başına bir iş gelirse kız olumsuz yönde etkilenebilir. Bu durumda ne yapabilirim efendim? Biraz korkutmanız yeterlidir. Baş üstüne. Siz giremezsiniz. Niçin? Buyurun. O benim torunum. Ben onun dedesiyim. Yanında olmalıyım. Doktor onu muayene edecek. Burada bekleyin. Evet kızım, yukarı bak bakalım. Tamam. Sen burada olduğun için memnun musun? Evet, çok güzel. Aferin. Buranın sahibi olan beyefendiye teşekkür et o zaman. Buranın sahibi siz misiniz? Hı hı. Ne mutlu sana. Niçin? Çünkü burası senin. Burası çok güzel ve çok büyük. Her şey çok taze ve burada kampta bulunan herkese yetecek kadar yer var. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Dedem ne olacak peki? Şimdilik bunları hazırlayayım. Tamam. Hadi kızım gidelim. Sanırım tahminimizden daha erken bir sürede ameliyatı bitirebiliriz. Ne kadar erken olsa o kadar iyi. Bir gün bu olay bütün dünyayı sarsan bir haber olacak. Niçin anlamıyorsun? Ben söyledim ya, sadece muayene ettiler. Neler söylediler? Ne hakkında konuştular? Söylesene kızım. Ne mi
konuştular. Bak, sadece buranın sahibi olan adam çok iyi biri. O bana sen istediğin kadar burada kalabilirsin dedi. Sen ne söyledin ona? Ben de seninle birlikte burada kalabileceğimi söyledim ve burası çok güzel dedim. Asla, asla burası güzel değil Zehra kızım. Bu söylediklerin doğru değil. Kaç kere söyledim. Biz burada herkese güvenemeyiz. Biz gözümüzü ve kulağımızı açmalıyız. Onlar bizi oyuna getirmiyorlar ki. Onlar iyi insanlar. Sen çocuksun. Neyin iyi neyin kötü olduğunu fark edemiyorsun. Zehra kızım bu kadar çabuk inanma. Biz herkese güvenemeyiz. Bunlar bizim topraklarımızı işgal ettiler. Onlar bize baskı yaptılar, zulmettiler. Şimdi de bizi tuzağa düşürdüler. Bakalım ne yapacağız. Hadi gidelim. İsmail, yukarı gel. Ne oldu? Zeynep, öğrendiklerini İsmail'e de söylesen iyi olur. Ben yaptığım araştırmalarda Birleşmiş Milletler görevlilerinin göz muayenesi gibi bir projelerinin olmadığını öğrendim. Böyle bir çalışma yok. Zannedersen biz oyuna getirildik. Bunların hepsi bir oyundu. Doğru. Birleşmiş Milletler çalışanları konuyu araştırıyor. Siyonistleri de şikayet ettiler. Niçin? Onlardan birkaç görevli İsraillilerin kontrolündeki bölgede birkaç gün esir edilmişler. Çok saf davrandık. Oyuna getirildik. Üzülmeyin. Çocuklar olayı araştırıyor. Onları hastaneden başka bir yere götürmüşler. Adamlarımız şu anda nereye götürüldüklerini araştırıyor. Şimdi biz ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Yasir bize yardımcı olabilir mi acaba? Olur olur. Mutlaka olur. Eminim yardımcı olur. Bakın siz yanlış yapıyorsunuz. Ben sizin sandığınız gibi biri değilim. Ben suçsuzum. Ebu Hamid. Sen beni ve ailemi tanıyorsun. Ben ailemin şerefine leke sürdüremem. Ben hiçbir zaman böyle bir şey yapmam. Niçin kendini Siyonistlere sattın Yasir? Niçin? Ben kendimi halkıma, sizlere, topraklarıma ve değerlerime bağlıyım. Ben vefalıyım. Niçin casusluk yapıyordun Yasir? Niçin? Niçin onlara karıştın? Belki inanmayacaksınız ama ben onların kampına girmek ve onlardan kardeşimin intikamını almak istiyorum. Yusuf'un şehit edilmesine ne diyeceksin? İnanın bana ben suçsuzum. Bu kampta onların çok adamları var. Abdurrahman ve Zehra şimdi neredeler biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Bana Birleşmiş Milletler'den bir sağlık ekibinin kampa geleceğini ve bu ekibin kampa gelip gelmediğini onlara bildirmemi söylediler. Bundan başka bir iş yapmadım. Doğru söylüyorum. Vallahi. Vallahi doğru söylüyorum. Eğer bana bir fırsat verirseniz onları bulurum. Sen ne diyorsun Yasir? Neyi garanti ediyorsun bize? Karım ve çocuklarım sizin rehineniz olsun. Sen ne diyorsun Yasir? Senin çocukların bizim çocuklarımız. Senin ailen bizim ailemiz. Unutma bu topraklar bizim. Bana güvenin. Bu çok zor olabilir. Ama ben İsraillilerin bölgesine çok rahat girerim. Bana izin ver Ebu Hamid. Yasir. Yasir. Sen serbestsin. Sen, ben, burada bulunanlar ve Allah şahidimiz. Beşir ve intifadaki birkaç arkadaş adım adım seninle birlikte olacak. Alnındaki kara lekeyi temizle. Elimden ne gelirse yapacağım. Söz veriyorum. (Gülüyor)
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Siz kimsiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Torunumun gözlerini muayene ettirmek için buradayız. Muayene mi? Evet, muayene. Burası hastane değil mi? Birleşmiş Milletler ya da Kızıl Haç'a ait bir yer değil mi? Yani sen bilmiyor musun? Bir Filistinli İsrail de buraya kadar gelecek ve bilmeyecek. Bak kardeşim bak. Ben ve torunum zor durumdayız. Buranın hastane olduğunu söylediler. Hastane değilse ne peki burası? Bize Allah için yardım et lütfen. Hastane mi? Burası Isaac Owen'in evi. O bir İsrailli komutandır. Buraya herkesin gelmesine izin vermeleri mümkün değil. Bana bak kardeşim. Bir mesaj versek onu dışarı götürür müsün? Hayır. Hayır, ben götüremem. En azından bize yardımcı ol, buradan kaçalım. Allah'ını seversen en azından çocuğun hatırı için. Bize tuzak kurdular. Birlikte görülmemiz iyi olmaz. Sen ihtiyar, bizimle gel. Niçin? Soracağın soruları olmalı. Bizim de sorularımız var. Zehra kızım, sen odana git, ben şimdi geleceğim. Tamam. Bizden ne istiyorsunuz? Bizi niçin buraya getirdiniz? Bizi sıkıntıya sokma. Buraya muayene için getirildiniz. Burası karantina. Daha fazla soru sorma. Yoksa başına gelecekleri sen bilirsin. Bizim elimizde birçok belge ve kanıt var. Oğlunun karşımızda olduğunu biliyoruz. Onlar toprakları için mücadele ediyor. Kes sesini. Bundan sonra sesinin çıktığını duymayacağım. Yoksa beni karşında bulursun. Anladın? Bu benim oğlum. Tek çocuğum. İsmi Theodor'dur. Onunla oynamak ister misin? Evet. Zaten benim de canım sıkılmıştı. O eşimden kalan tek yadigardır. O ne isterse, ne pahasına olursa olsun yaparım. Gel yaklaş. Onunla oyna. Gel. Gel oyna onunla. Hadi oyna. Hayır. Ondan hoşlandın mı? Evet. İstersen onu alıp oynayabilirsin. Teşekkür ederim. Önemli değil. Thank you.
nedir amca? Onun adı teleskoptur. Her şeyi yaklaştırır. Uzaktaki şeyleri rahatlıkla görebilirsin. İstersen bir dene hadi. Gözünü buraya koy. Onunla gökyüzünü görmek mümkün mü? Evet tabii, bu mümkün. Yıldızları ve ayı da görmek mümkün mü? Elbette. İstersen gel şuradan bir bak. Tutar mısın? Hı-hı. Ne kadar güzel bir gökyüzü. Hı. Bulutlara bak. Sen ne yaptığını sanıyorsun böyle? Hiçbir şey. Ben su içecektim. Lütfen şu masaya otur. Ben suyu getiririm. Peki tamam. Hadi tamam, otur. Tamam. Dede. Buyur kızım. Bak ne kadar güzel bir bebek. Bu oyuncağı nereden aldın sen? Onu buranın sahibi verdi ve benim olabileceğini söyledi. Zehra, hadi canım gel otur ve yemeğini ye.
Tamam, çok güzel. Evet. Kızın sağlık durumu nasıl? Ne dersin doktor? Söylesene doktor. Kızın testleri çok iyi çıktı. Ameliyat olması için sağlık durumu çok iyi. Onun gözleri Theodor için uyum sağlıyor. Bu durumda yapılacak ameliyatın başarısı nedir peki? Kim için? Oğlun için mi yoksa kız için mi? Elbette ki oğlum için. Yapılan tahlillere göre kızın sağlık durumu çok iyi ve başarılı bir ameliyat olacak. Theodor için ümit verici. Bir yanlışlık olmasını istemiyorum. Anlaşıldı mı? Dikkatli olun. Baş üstüne efendim. Gidebilirsiniz. Çok dikkatli olun. Yarın ameliyatı yapabiliriz. Bu artık size bağlı. Oh.